Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bitti Köfte serimizin 68. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde hatırlarsınız onlardan ne kadar oily propolis elde ettiğimizi gösterecektim. 26 tane vardı önceden hatırlarsanız ki bu birkaç yaşam sonrasındaydı ve artık ne kadar olduğunu gördünüz, 61 adet. Bunun dışında birkaç bir değişiklik yaptım. Bunu ekledim. Hidrojen depoluyor ve o hidrojeni şu hidrojen sellerden sağlıyor. Bu sayede hidrojenimizi boşa harcamamış oluyoruz ve gayet sellerimizi de geri kazanmış oluyoruz. Böyle bir geri dönüşüm. Güzel oldu hani. Hani hidrojen aslında kolay üretiliyor ancak gene de ihtiyacımız olan bir şey. Hani çok yakında kullanmaya başlayacağız. Hani bu sezonu bitirmeden önce yapmak istediğim bir makine var ve o hidrojen gerektiriyor çalışmak için. Peki şimdi kuaryemizi bir kontrol edelim. Açık kalmıştı en son. Bir aksilik yoktur umarım. Evet, gayet güzel çalışıyor kendileri. Tamam. Bak, bu ilginç bir şey. Tamam, düzeldi. Muhtemelen benim bir ara bu mod payme'ye bir force update yapmam lazım. Forge update. Aha. Evet, şimdi bu bölümde ne yapacağız? Oily bee'lerimizi daha sonra yani şu oil ürettiğimiz beam'imizi otomatikleştirmeden önce o oil'i işleyecek bir şey yapmak istiyorum. Ha, diyeceksiniz, refinery var zaten, 2 dakikada halledilir bir şey. Ancak sorun şurada, ben refinery kullanmayacağım. Evet, distillation tower. İlginç bir şey. 2 adet industrial electrolyzer, bir highly advanced machine case. Machine block, energy flow circuit, wow, industrial centrifuge, ha, tamam, bu resmi biraz yamulmuş. Sağlık olsun. Pump. 2 adet. Şunlar biraz ilginç olacak. Bakalım başka craft etmenin yolu var mı? Var. Platinum ve Advanced Circuit. Platinum Plate ve Advanced Circuit. Güzel. O zaman hadi craft'e başlayalım. Tabi bu bir de casing'e ihtiyaç duyacak. O yüzden bu kadar chrome elde ediyordum. Bunun yanı sıra başka neye ihtiyacımız olacak? Şimdi distillation tower için önce seni bir yapalım. Steel machine hall ya da titanium machine hall ya da advanced machine gibi. Steel machine hall yapacağım. Bunun dışında chrome plate ve Stanium Plate'e ihtiyacım olacak. Evet, ben bunları hemen hazırlayayım. Evet, ikisini aynı anda işleyemiyormuş ama gene de aynı beraber bulunabiliyorlar. Bu da güzel bir şeymiş. Evet, hazırlar. Machine hall'larım şurada bir yerdeydi sanırsam. Evet, burada. Machine parts, pardon. Bakalım burada hiç var mıymış, yokmuş. Steel. Gerçi bundan
Circuit lazımdı. Dur. Nasıl circuit lazımdı sana? Advanced circuit mi yoksa normal circuit mi? Senin crafting'in komple değişmiş. Senin crafting'in komple değişmiş. Ascent Machine. Bence sen yukarıda bulunsan çok daha güzel olabilir. Evet. Yukarıdaki çalışma odamızı tekrardan bir kullanmaya başlamış olalım. Yani buradan hangi centrifüjlerimizden birini kaldırabiliriz. O kadar fazla kullanmıyoruz. Ve Ascending Machine. Tabii ki de öncelikle bir kendine gelmesi gerekecek. Bize ne lazım? Steel plate ve machine parts. Tam yeterli sayıda varmış. Steel plate, machine parts ve 20 saniye. İzleyelim buradan bu arayüzü. Ha, ilerleme çubuğu değilmiş o yalnız sanırsam. Evet değil. Olsun güzel bir arayüz gene. Dın. Evet hazır. Ve highly advanced machine casing. Machine block pardon. Evet şimdi industrial. Önce pumplarımızdan girişelim. Buna iki tane 3 tap. Pardon, 4 tane 3 tap. Machine block. Sel. Ve circuit. Başka bir şeye ihtiyaç duyuyor musun? Pardon. Mining pipe'ımız var mı bilmiyorum. Yok ama sanki vardı diye hatırlıyorum bir yerlerde yoksa biz onları da mı geri dönüştürdük gene? Ha varmış tam. Tam istediğimiz sayı. 2 pump. Industrial Electrolyzer biraz sıkıntı olacak. Neyse ben şunlar hariç craftingleri hemen halledip geliyorum. Evet. Tabii bunu yaparken gene bir oyunum çöktü. Evet, ben bu bölümden sonra kesinlikle bir force update falan yapsam güzel olabilir. Ve chestlere bakarken şöyle bir şey gördüm. Tabii ihtiyacım olan sayıda. Yapılışını şuradan. Şöyle de yapılabiliyor. Tungsten plate ya da şöyle de yapılabiliyor. Ve hayır sakın bana bunu yaptığını söyleme. Hayır. O zaman şöyle bir şey yapmak zorundayız. Akselde kurtuluşu yok. Evet. Distillation Tower'ımız hazır. Ama bunu kullanmak için bir şeye ihtiyacımız var. Bunu şuraya yerleştireceğim. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu da çoğu Great Tech makinesi gibi casing'e ihtiyaç duyuyor. Standart ve highly advanced'leri kullanıyor. Bakalım 16 tane highly advanced. 26 tane de standart kullanıyor. Ne güzel.
Bakalım standartlarımız burada 1. 1. Ha, kullanmıştık, evet. Casinglerimize bakalım. Standart machine casingler. Güzel. Advanced machine casingler. Güzel. Ve bunun içinde de data control circuit lazım. Sizler. Şurada 6 tane varmış. Yeterli olmayacak ama. Kaç tane Chrome evet, gerekecek? Şu an için 12 tane titanyum ve 12 tane Chrome'u bir halledelim. Chrome ve 12 tane titanyumumuz. Bunlar hazır olurken bir yandan da sen çekil. Tanesi için 8 tane gerekiyordu. Bir saniye. Tamam. Bunlar da craft olmalı dursun. Başta da B'lerimize bakalım. Onun frame istememesi gayet normal. Ve sizleri yerleştirelim. Sanırsam frame'lerden bir tanesi bitmiş, evet. O yüzden o kadar fazla üretmedi. Ancak o kadar fazlaya da şu an ihtiyacımız yok. Gayet güzel idare ediyoruz. Ki zaten yakında otomatikleştireceğiz. Hatta bunun frame doğumunu da otomatikleştireceğiz. Ki otomatikleştirebiliyoruz Alviary'de. Evet. Tamamdır. Bunlar da hazır olmuş. Ve bunları da buna yerleştiriyoruz. Bunun dışında 3 set için 18 tane daha Chrome lazım. Yanlış o da. Ve Bauxite. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. İki tanesi hazır olmuş. Kesin ters. Evet, ters. Her zamanki gibi. Ve 3 tane Advanced Machine bloğumuz hazır. Sizleri de yerleştirelim ve geri kalan önemli şey siz. Tabii ki de yeterli değil ama bir başlangıç. Evet, ikinci katı. Normal standart casingimizi yapalım. Bize bolca alüminyum plate lazım olacak. Şöyle 30 tane yapayım ben. Bunun dışında bolca circuit.
Ve şimdi sizleri yapmamız lazım. Ya bunu kullanacağız ki bunun yapımı bu şekilde yapılıyor. Ya da bir edit template'i tarayacağız. Ki harcayabiliriz de. Esna da ben de şu standart case'imi de bir halledeyim. Bana bir 10 tane falan circuit ver. Bir saniye, nerede yanlış yaptık? Tabii öncelikle alüminyum machine case'ini geçebilmemiz lazım seni. O zaman bütün her şey ben hazır oluncaya kadar kapatıyorum. Evet, bunu da hazırladığımıza göre dur. Ne yaptım ben? 12 tane daha sizden lazım. 12 tane değil, pardon. Bu biraz fazla olur. Aslan da sizden lazım. Aslan olur. Altıdan fazla. 4 tane daha ihtiyacım var. O esnada sizler ne durumdasınız? 2 tanesi hazır olmuş. Alüminyumlarımız. Ve kromlarımız. Ve tabii ki de gene machine parts craft etmem gerekecek, değil mi? Bakalım machine parts'ın crafting'i değişmiş mi? Evet, değişmiş. Circuit. 6 tane ver bakalım bana. Önce şu standart machine casinglerimizi bir yapalım. En azından bir iki kat da olsa bitirmiş olalım. Evet, en alt katı bitirebiliriz bununla. Evet, en alt katı bitirdik. Aslında bu makineyi yapmamın normalde gerek yok, ancak sadece yapmak istediğim için yapıyorum. Her zamanki gibi ben. Ve gene... Sizden bir stack craft edeceğim. Bir stack de şurada halledelim. Bu esnada yok. Evet, 8 tane sizden craft olsun. Evet, bu alüminyum machine bloğumuzu da alalım.
Evet. Şu meşhur nefret ettiğim olay. Evet, neredeyse tamamlandı sayılır. Ve bir eksik kaldınız, değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de bir eksik kaldınız. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane daha bunlardan craft ediyoruz. Dün 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 dün. Evet, bölüm crafting diye geçiyor, biliyorum, farkındayım. Şu son kısımda ben gene kamera arkasında halledeyim. Ve evet, Advanced Machine Casing'imiz de, yerimiz de hazır. Sadece bunları yerine koymak kaldı. Ve nihayet... Huh! Distillation Tower. Bu ne işe yarıyor peki? Gördüğünüz gibi oil'i direkt tam verimlilikle oil'e çeviriyor. Fuel'e çeviriyorsunuz. Biomass'i de yarı verimlilikte çevirebiliyorsunuz. Normal çevirme yöntemlerinden, çünkü gene çok daha verimliler. Bunun dışında sülfür elde ediyoruz. Kullanımlarına bakalım. Sülfürik asit, pardon. Kullanımlarına bakalım. Pil yapımında kullanılabiliyor. Güzel. Extractor'da geri dönüştürebiliyoruz. Ayrıştırabiliyoruz. Ha, çok fazla kullanımı yokmuş. O yüzden bunu direkt Extractor'da geri dönüştüreceğiz. Senin kullanımlarına bakalım. Chemical reaktörde nitro fuel cell ya da nitro dizel cell. Ama sadece dizel jeneratörle kullanılabiliyor. Benim kullanacağım yer orası değil ama. O zaman ikinizi de geri dönüştüreceğiz. Nihaha. O zaman ne yapıyoruz? Ha, çok daha aslında aklıma çok daha basit bir yöntem geldi. Evet. Ama bu bölümün neredeyse sonuna gelmiş durumdayız. Sadece şu geri dönüşüm sistemimi halledeyim. Onun için bana bir Transposer. Her zamanki gibi. Bunun için tabii ki de bir adet sen. Bir adet sen. Tabii cam craft etmesini bekliyoruz. İki adet siz. Bir adet sen, zaten bir adet varmışsın. Ve glass. Liquid Transposer. Şurada kullandığım mantığın birebir aynısını burada da kullanacağız. Aslında birkaç tane daha Liquid Transposer gerekecek, ancak şimdilik bu yeter. Geri dönüşüm sistemim şu arkada bir tank olacak. Ufak bir tank. Hatta onu Zycraft tank olarak yapacağım. Bakalım. Yokmuş. Neyse, Blue Yalı Engineering Brick kullanırız. Ha, direkt siz gelin. Şimdi Val nasıldı? Kova. Ha, sana şöyle bir 16 saniye yapalım. Bulunsun elimizde. Ve Iron var. Evet.
biraz hani gösterişli olsun azıcık. Neden olmasın yani? Bir adet valve. İki adet valve. Ve valvelerden birine dokunuş. Ve şimdi bize bir adet wooden pipe ve bir adet void pipe lazım. Void pipe'ı yanlış hatırlamıyorsam sıvı versiyona dönüştürebiliyorduk. Bakalım. Evet. Şimdi bize İki adet beeswax. Bir adet sen ve bir adet sen. Hiç otarkik var mı? Yok. Yaparız. Ama sanırsam temel prensibi anladınız. Buradaki liquid transposer'ımız hatta liquid transposer'ımız buradan o selleri alıp boşaltacak. Buraya geri gönderecek. Burada da yani buradan da şu multi tank'a aktarılacak o sıvılar ve yup, bu şekilde temizlenecek. Evet. Sistem temel basit olarak aynen bu. Tabii bize iki tane daha liquid transposer gerekecek. Bunları bölüm arasında craft edebilirim. Ve sanırsam bu bölümü burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte köftenin günler, iyi eğlenceler ve bunu düzgün söylemeseydim daha güzel olabilirdi.